Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle ikinci sınıf matematik saatler çalışmalarına devam edeceğiz. Evet hemen başlayalım. Bir saatte kaç tane sayı vardır diye soruyor burada çocuklar. Saatimiz gelsin. Evet saate baktığımızda 1 saatte tam 12 tane sayı olduğunu görürüz. Öyleyse burada doğru cevap A şıkkı çocuklar. Bir sonraki soruya baktığımızda bir gün kaç saattir diyor çocuklar. Evet biz biliyoruz ki bir günde akrep bir saati iki kere dolanıyor. Yani 12 12 24 yapar. Bir günde 24 saattir. Doğru cevabımız B şıkkı. Üçüncü soruya baktığımızda Aşağıdaki saat kaçı gösteriyor diye soruyor çocuklar. Saatimiz gelsin. Saate baktığımızda Yelkovan 12'nin akrep de 3'ün üzerinde saat tam saat. Peki saat tam kaç? Tam 3. A şıkkı. Evet dördüncü soruda aşağıdaki saat 5 saat sonra kaçı gösterir diye soruyor çocuklar. Saatimiz geldiğinde saatimizi 11 olarak görüyoruz. 5 saat sonrası demek Akrebi 5 sayı ileriye göndermek demektir çocuklar. Öyleyse saat yönünde akrebi 5 saat ileri gönderelim. 11'den 12'ye 1 saatte gitti. 12'den 1'e 1 saat daha oldu. 2 saat, 3 saat, 4 saat ve 5 saat ilerlettik akrebi. Akrep nerede 5 saatte durdu? 4'te durdu. Öyleyse 5 saat ilerlettiğimizde saat 4.00 olur çocuklar. Doğru cevabımız A şıkkı. Bir sonraki soruya baktığımızda aşağıdaki saat kaçı gösteriyor? Saatimiz gelsin. Akrebe baktığımızda 7 ile 8'in arasında Yelkovan da altının üzerinde. Yelkovan altının üzerinde ise saate buçuk diyorduk değil mi? Peki kaç buçuk? Akrebin geçtiği saate bakıyoruz. Saat 7 buçuk çocuklar. Doğru cevap C şıkkı. Altıncı soruya baktığımızda çeyrek saat kaç dakikadır diye bir soruyla karşılaşıyoruz. Evet çocuklar saati bir bütün olarak değerlendirirsek çeyrek olarak görünen kısım biz e, dijital saatte 15 diye yazıyorduk değil mi dakikanın olduğu yere e, buçuk olarak bulunan kısımda dijital saatte 30 yazıyorduk. 3 tane çeyreği kapsayan kısımda yani yelkovanın 9'un üzerine geldiği zamanda ise 45 diyorduk dakikanın yerine. Bir tam saatte ise dakika yerine 00 yazıyorduk değil mi? Dijital saatte dakika yerine yazdığımız dakika kadardır çocuklar yani çeyrek saat 15 dakikadır. Evet, sonraki saate bak, sonraki soruya baktığımızda aşağıdaki saat kaçı gösteriyor diye bir soru var. Hemen saatimiz gelsin. Saate baktığımızda Yelkovan 9'un üzerinde. Akrep de onu geçmiş ama 11'i henüz ulaşamamış. Yelkovan 9'un üzerinde ise iki şekilde okuyorduk çocuklar. Geçtiği ise akrebin geçtiği saati yani burada onu gösteriyor. Onu 45 geçiyor da diyebiliriz. Akrebin geleceği saate yani 11'e çeyrek var da diyebiliriz. Şıklara baktığımızda 11'e çeyrek var şıkkının olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı. 8. soruya gelelim. Aşağıdaki saat öğleden sonra kaçı gösterir diyor. Saatimiz 4.00. Öğleden sonraki saatimiz gelsin. Evet 4 saati saatin 4 olduğu tarafta öğleden sonrayı kaçı görüyoruz çocuklar? 16'yı görüyoruz. Dakika herhangi bir şekilde yer değiştirmiyor. Ee, öğleden sonra 40 öğleden önce 400 öğleden sonra 1600 oluyor. Doğru cevabımız A şıkkı çocuklar. Dokuzuncu soruya baktığımızda aşağıdaki saatin yarım saat sonrası kaçtır diye soruyor çocuklar. Evet. Saatimiz geldi, yarım saat sonrası diyor. Yarım saat bir bütünü iki eş parçaya bölmekti. Yelkovan altının üzerinde ise onu yarım, eşek, yarım şekilde böldüğümüzde saati yelkovanı altıdan yani yarımın bir ucundan yarımın diğer ucuna kadar götürürüz. 12'ye götürürüz. Yelkovan 6'dan 12'ye kadar ileri doğru gitti sonrası dediği için. Yelkovan 6'dan 12'ye gitti. Tam saat oldu değil mi çocuklar? O zaman dakika 00 olmalı. Peki akrep? Yelkovan ilerledikçe akrep ağır da olsa ilerler. Akrep de arada kalmaması lazım. Ulaşmak üzere olduğu saate ulaşması lazım. Yani 9 ile 10'un arasındaydı. Ona 10 ulaşmak üzereydi. E, yelkovan 12'nin üzerine gelince akrep de 10'a ulaştı. Akrep 10'da, yelkovan 12'de. Öyleyse saatimiz 10.00 olur çocuklar. Doğru cevap C şıkkı. 10. soruya baktığımızda yarım saat kaç dakikadır diye bir soruyla karşılaştık. Daha önceki çeyrek saat sorusuna benziyor ama burada yarım saat olarak soruyor. Yine bir bütünü eş parçalara ayıralım. Çeyrek saati biz dijitalde ne diye yazıyorduk çocuklar? Dijital saatte dakika bölümüne 15 yazıyorduk. Buçuk dediğimiz yarım saatinin dakika bölümünde ise dijital saatte 30 yazıyoruz. 3 tane çeyrek saati 45 tam saate de 0 yazıyorduk dakika yerine. Öyleyse yarım saat dediği bölüm kaç dakika olmuş oluyor? Buçuk ifade eden bölümdür. 30 dakika olmuş oluyor çocuklar. Doğru cevabımız B şıkkı. Ve son soruya geldik. Aşağıdaki saat öğleden sonra kaçı gösterir diye bir soru var. Saatimiz Öğleden sonraki saatimizde gelsin. 7'nin öğleden sonra kaça denk geldiğine? Evet bakalım 7 19'a denk geliyor. 7.00 öğleden sonra da ne yapar? 19.00 yapar. Bu da C şıkkını doğru olarak işaretlememizi sağlar. Evet çocuklar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hoşçakalın diyorum.